Sevgili seyirciler, sizlerden gelen sorulara mümkün olduğunca cevap vermeye çalışacağız. Ancak oturum ve çalışma müsaadesi olunca Avrupa'nın dört bir tarafından, hatta Türkiye'den de sorular var, başka ülkelerden de. Mümkün olduğunca cevaplamaya çalışacağız. Fakat eğer yetmezse süremiz, uzman avukatımıza sorularınızı yönlendireceğiz. Sizlere birebir cevap verecekler. Biz programımızın başına demiştik, Avrupa'nın diğer ülkelerine de bağlanacağız diye. Çünkü farklılık arz eden ülkeler var ki özellikle İsviçre bundan sonra devamlı konuğumuz olacak ülkelerden bir tanesi. Doktor, uzman, avukat Ali Çivi Bey şu anda bizimle beraber. Ali Bey. Merhabalar Süleyman Bey. Merhabalar Ali Bey. Ali Bey, biz bugün Avrupa'ya gelen bir vatandaşımızın yaşamak istiyor. En önemlisi oturma hakkı ve çalışma. Bu konuyla ilgili öncelikle sizden bilgi almak istiyorum. Ancak şöyle yapmakta rica ediyorum. Birkaç sorumuz var size. Almanya'dan bir avukat arkadaşım var. Onun da sorusu olacak. 2008'de bir yeni yabancı göç yasası oldu. Ya yani bu İsviçre için belki farklılıklar getirdi. Oradaki vatandaşlar tam bilemeyebilir. Bununla bağlantılı olarak bize öncelikle bir giriş yapar mısınız? Ne diyeceksiniz? Teşekkür ederim Süleyman Bey. Evet, sizin de dediğiniz gibi 2008 yılında yürürlüğe giren yabancılar kanunuyla yabancılar çok esaslı değişiklikler yapıldı. Bu anlamda yabancılara verilecek oturma ve çalışma izinleri, bunların şartları yeniden düzenlendi. Eskiye göre zorlaştırıldı kimi alanlarda, ama kimi alanlarda ise yabancılar lehine bazı kolaylıklar getirildi. Esas olarak İsviçre'de yabancıların çok yoğun kullandığı iki tane oturum tipi var. Bir yıllık uzatıma tabi oturumu, bir de süresiz olarak süresiz oturma izni kabul edilebilecek C oturumu. Ali Bey, çok kısa bir şey soracağım. Almanya'da da eskiye farklı olarak bir gelir gelmez işte oturma müsaadesi denen, akabinde de artık yerleşim hakkı hemen hemen aynı herhalde, değil mi? Evet, içerik olarak birbirine benziyor. Evet. Şimdi burada vatandaşların bilmesi gereken en önemli husus şu. Artık İsviçre'ye, özellikle bizim yurttaşlarımız açısından baktığımızda, oturumların yarıdan fazlası aile birleşim yoluyla alınıyor. Peki şartlar fark ediyor mu aile birleşiminde? Evet, aile birleşiminde birinin Türkiye'den buraya gelebilmesi için, örneğin evlilik yoluyla, İsviçre'de oturum sahibi olan kişinin oturum tipi önemli. Eğer B oturumuna haizse bu, yani yıllık oturum iznine haizse, daha zor şartlar öngörülüyor. Burada en önemli şart da kendisinin sosyal yardım almıyor olması gerekir. Bu durumda kesinlikle aile birleşimi gerçekleşmiyor. İkincisi de gelirinin Türkiye'den gelecek kişilerle birlikte geçinmeye müsait olması. Bir şey C sormak oturum. istiyorum. Ali Bey, bir saniye. Buyurun. Yılmaz Bey, şu anda İsviçre'de B ve C diye bir sıralama var. Almanya'da da böyle belki bir farklılık var mı bilmiyorum, ama fakat sosyal yardım almama şartı. Buradan da aile birleşimiyle gelecek olan bir kişinin buradaki fert sosyal yardım alıp almama şartı aranıyor mu? Tabii buradaki de sosyal yardım alamaz. Tamam. Buradakinin de geliri yeterli olması gerekir. Ve o zaman da tabii hem vize alamamış olacak, geldiğinde de Evet. oturum ona bağlantı. Yalnız Peki, Ali Bey'e, sayın tabii. meslektaşımıza bir soru yöneltmek istiyorum bu konuda. Buyurun. Türkiye'den gelecek olanlara Almanca kursu yapılsın deniliyor mu? Hayır, Almanya'daki gibi bir uygulama yok İsviçre'de. Fakat geldikten sonra bu kişinin İsviçre'de uyum sağlaması bekleniyor. Bunlardan biri de Almanca kursu. Ama bu Almanya'daki gibi İsviçre'ye gelmek için bir ön şart olarak kanunda öngörülmüyor. Ali Bey, şimdi İsviçre'de Fransa kantonlar var. Bir Fransızca konuşan bölge, Almanca. Bu dil farklılığından mı, yoksa İsviçre kendine mahsus, biz farklıyız Avrupa Birliği'nden, böyle bu nedenden dolayı mı? Evet, yani bu dil farkından değil zaten, bu yabancılar kanunu kantonal değil, federal bir yasa. Ve aile birleşimi kapsamında geleceklerde daha önceden herhangi bir resmi dil öğrenmesi beklenmiyor. Peki. Bu arada peki oturma iptal oldu diyelim. Bu dediğiniz şartlara haiz kişiler olabiliyor mu ve nedeni ne olur? Neden iptal edilir? Evet, aile birleşimi kapsamında gelinmişse ve yani bu yola oturum alınmışsa, bu evliliğin en az 3 yıl sürmüş olması gerekir. 3 yıldan önce evlilik, daha doğrusu fiili ortak hayat sona ermişse, aile birleşimi kapsamında verilen oturum iptal edilir. Yani o gelen kişiye o zaman ülkeyi terk edin diyecekler. Evet, ülkeyi terk edin diyorlar. Türkiye örneğin geri dönmesi gerekiyor. Ancak kanunda bunun bir istisnası var. Eğer evlilik 3 yıldan az ama 1 yıldan fazla sürmüşse ve yurt dışından gelen eş aile içinde şiddete maruz kalmışsa, bunun lehine bir düzenleme yapılıyor ve ortak yaşam ya da evlilik sona erse bile oturumunu koruyabiliyor. Aile Tamam. içi şiddet şartıyla. Tamam. Bu dediklerinizin haricinde ifade etmek istediğiniz bir şey varsa alalım. Yoksa çok teşekkür edeceğiz. Var mı efendim?
Son olarak şunu söylemek isterim. Yeni Yabancılar Buyurun. Kanunu'nda B ve C oturumları için iptal konusunda sosyal yardım şartı çok önemli hale geldi. İsviçre'de 30 yıldır kalıyor bile olsa bir yabancı, örneğin bir Türk vatandaşı C oturumlu olsa bile eğer uzun süreli sosyal yardım almışsa, yani ekonomik integrasyonunu tamamlamışsa bunun oturumu iptal ediliyor. Özellikle 2012 yılı içerisinde bu yönde çok fazla iptal gerçekleşti. Vatandaşlarımızın sosyal yardım konusunda çok dikkatli olmalarını tavsiye ederim. Çok teşekkürler Ali Bey. Bundan sonraki programlarımızda el verdiğince size bağlanmaya çalışacağız. İsviçre farklılık arz ediyor. Çok teşekkürler. Hayırlı mesailer efendim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Süleyman Bey. Sağ olun. Yılmaz Bey, enteresandır sosyal yardım konusu. Biz de hemen çok kısa sosyal yardım almak, almamak, vatandaşlara bunlardan kurtulmayı mı tavsiye ediyorsunuz? İş piyasasına dahil olmayı ne diyeceksiniz? Çünkü oturum alma da önemli. Tabii. Tabii ki tavsiye ediyoruz. Muhakkak iş bulsunlar, çalışsınlar. Eğer olmuyor ise sosyal yardımdan geçinenler de aslında, bakın ama bu bir aslında kelimesini altını çiziyorum, oturum alabilir. Nasıl? Sosyal yardımı iptal edecek. Ben onu almak istemiyorum diyecek. Evet. Geliri olmadığı için herhangi bir aile ferdi, babası olur, annesi olur, abisi olur, kardeşi olur. Bunlar da o Verpflichtungserklärung dediğimiz, yani sorumluluk ya da garanti belgesi. İmzalıyorsunuz, alıyorsunuz ve o belgeyi kim imzalamışsa onun sorumluluğu altında kalıyor. Tabii bu sosyal yardımla bağlantılı. Oturum hep birisi tetikleyerek devam ediyor. Süresiz oturuma kadar geliyor. Süresiz oturumla ilgili de veterimiz var ama buyurun. Bir şey daha hemen bir cümleyle bağlayacağım. Almanya'da oturumun iptali. Bu da çok tehlikeli. Evet, Almanya'da onu almıştık. Vatandaşlara çok karşı karşıya kalıyoruz. Mesela bu yerleşim hakkı yok ya da eski oturum hakkı yok ya da süresiz değil oturumu. Kısıtlı ya da ki befristet, yani kısıtlı, sınırlı. Bunların elinden alabilir Yabancılar Dairesi. Eğer iş bulamazsa Yabancılar Dairesi, Yabancılar Polisi bu vatandaşı çağırıyor ve kısıtlamaya başlıyor. Sonra 3 aya düşürüyor ve Fiktionsbescheinigung dediğimiz buna kadar indirebiliyor. Ta ki iş bulasıya kadar. O zaman vatandaşlarımızın mümkün olduğunca çalışma dairelerinin müracaatlarını, çok müracaat yaptıklarını, onların gönderecekleri özel kurslara devamlılıkları muhakkak önemli. Gitmeleri gerekiyor. Peki. Biz tabii bu arada en önemli Türk vatandaşlarının alacağı oturumlardan bir tanesi sağlam. Süresiz oturum. Bu konuyla ilgili de sorduk vatandaşlarımıza. Bakalım neler demişler. Evet. Süresiz oturum ve çalışma müsaadesi için hangi şartlar lazım? Başta çalışmak gerekiyor. Yani daimi her zaman çalışman gerekiyor. Çalışmadığın takdirde hatta geri de çekiyorlar. Yani çalışma en önemli şart. Hatta çalışmadığın takdirde verilmiyor. Süresiz oturum için burada bir evlilik yapman lazım. Çalışma müsaadesi alman için. Süresiz oturum veriyorlar yani 5 sene dolmayınca alamıyorsun. Hanımım isteğiyle geldim. Beni istek yapan kişinin çalışması gerekiyordu. Çalışmış olması, bana bakması gerekiyordu. O şartlarda süresi alabiliyorduk. Çalışmadığım müddetçe 3 aylık veya 6 aylık devamlı uzatıyorlardı. Bizim aldığımız zamanlar belli bir artık 5 sene mi ne çalışmış olmak lazımdı Almanya'da herhalde. Ondan sonra veriyorlardı ama şu andaki şartları bilmiyorum. Tabii şu anda zaten çalışma müsaadesi, süresiz oturma izni oldu mu lüzum etmiyor. Süresiz oturum için ilk önce Almanca dilini yeterli bilmek gerekiyor. Bir de iş olması gerekiyor zannediyorum. Sosyal yardım almamak devletten. Bir sabıkası falan galiba tahminim o bulunmaması. Yani iyi bir vatandaş olmak. Evet. Evet Yılmaz Bey, vatandaşlarımızın hemen hemen hepsi süresiz oturumla ilgili 3 aşağı 5 yukarı biliyorlar ama eksiklikleri var. Yani birinden biri yine eksik. Biz ana başlıklarıyla yani olmazsa olmazları, bu konu ayrı bir bölümde yine işlenebilir de süresiz oturum alabilmek için belirli bir süredir Almanya'dayım veya bir Avrupa ülkesinde o şartlarım neler? En önemlisiyle başlayalım. En az 60 ay içeriye prim ödemiş olması gerekecek. Yani çalışmış olması gerekecek. Yani işi olması gerekecek. İşi olması gerekecek. Çalışıyor olacak. Ve dil ve ondan sonra da sosyal yardım almıyor olması gerekecek. Peki tabii süre olarak da mesela süresiz oturum için hemen 3 yıl sonunda 2 yıl sonunda müracaat edebilir. Bir 5 yıl gerekiyor mu? Şimdi bu Niederlassungserlaubnis yerleşim hakkı için 5 yılını bekleyecek. Bu şart. Bu şart. Diğer mesele için... Yine irade meselesi, oradaki memurun yapacağı bir mesele.
süresiz de verilebilir. Çok farklı bir durum var. Vatandaşlarımız 5 yıl deyince 4 bitmiş 5'e girdiğimizde diye hesap ediyorlar. Esasında 5 yıl dolacak. 5 yıl dolacak yani 6. yıla. 6. yıldan da gün alacak. Peki biz tabii bütün bu oturumlar içerisinde yine en sağlam olanı var. Bir Avrupa Birliği vatandaşı değilim. Evet. Bunun çoğu vatandaşımızın haberi yok. Ancak bir vatandaşımız biraz bir parça cevap vermeye çalıştı. Avrupa Birliği oturumu dediğimiz, bakalım ne demişler. Evet. Sizden bunu rica edeceğiz. Bir Avrupa Birliği ülkesi vatandaşı olmadan alınan en sağlam çalışma ve oturum müsaadesi hangisidir? Eskide Aufenthaltsberechtigung diye bir müsaade vardı. Onu da gittikçe ortada kaldırdılar, yani unbefristete çevirdiler. Süresiz oturum, iş yeri açman için, bir iş yeri yapman için süresiz oturum olman lazım. Yoksa iş yeri açamıyoruz. Bize Berechtigung olarak biliyorum ben. Başka da süresiz de bence en sağlamı. Süresiz oturum müsaadesi. Ama Berechtigung daha sağlam benim bildiğim. Yabancılara oturma hakkı denen Auslande Recht, Aufenthaltsrecht. O olur yani. Süresiz oturum. Süresiz oturum. Şu anda herhalde bir yeni şey var. Avrupa Birliği oturma müsaadesi diye, yani yeni bir, yani bizimkinden daha yüksek bir tane daha var ama tam ismini de bilmiyorum yani. AB oturma müsaadesi falan diyor herhalde. Avrupa Birliği oturma müsaadesi, başka yok zaten herhalde. Bunu alan bir vatandaş 5 sene başka bir Avrupa Birliği ülkesinde sorunsuz kalıp yani orada çalışabiliyor veyahut da oturabiliyor. Yani Hollanda'ya gider, Almanya'dan 5 sene kalıp Fransa'ya gider, 5 sene kalıp hakkı oluyor orada. Evet, evet, Yılmaz Bey ya. Güzel şeyler biliyor. Beyefendi Berechtigung dedi. Berechtigung'la, yani eski adıyla Berechtigung, yeni adıyla yerleşim hakkı, Niederlassungserlaubnis. Bunun Avrupa Birliği'ndeki oturumu karıştırıyorlar. Evet. Bu yasak, illegal olur. Yaşayamazlar. Evet. Ziyaret için giderler, gelirler. Ama orada kalamazlar. Bunun için Yabancılar Yasası'nın madde 9A evet dediği paragrafına baktığımızda, evet, bir Avrupa oturum hakkı diye bir hak var. Bunun da yine ön koşulları var. 5 yıl, en azından 5 yıl kaldığınız ülkede, Almanya'yı yine alacak olursak, yasal yaşamış olmanız gerekir, oturumunuz olması gerekir, düzenli bir iş sahibi olmuş olmanız gerekiyor, bu da önemli. Almancayı biliyor olmanız gerekir. Ondan sonra bu oturumu alır ve 6 yıla kadar o ülkede kalabilirsiniz. Hemen Almanya'dayım, bir şirketin beni gönderdi veya evet, olmasa bile düzenli bir işim var. Gideyim o ülkede 6 yıl kadar kalabiliyorum. Rahat kalıp, rahat da iş arayıp çalışabilir. Tabii, tabii. Çok bununla güzel beraber. Peki başka bir avantajı var mı? Yani Türkiye'ye gitmiş olsam. Tabii, bunun çok büyük bir avantajı var Süleyman evet Bey. Yanı sıra bir de şu hakkı size getiriyor. 12 ay boyunca Türkiye'de kalabilirsiniz. Normal şartlarda vatandaşımız 6 ay diyor. 6 aydan evet bir gün almayacaklar normalinde. Tamam. Peki bu avantaj güzel. Fakat Türkiye'ye Türk vatandaşı olarak değil ama aynı zamanda çifte vatandaş, Alman vatandaşı, başka ülke vatandaşlığı da evet var. Böyle bir durum olduğu zaman bu Avrupa Birliği oturumunu almış olmanın bir avantajı Türkiye'de ne gibi bir avantajı olabilir? Yoksa orada Alman vatandaşlığını mı kullansın? Ne yapsın yani? Şimdi Türkiye'de Alman vatandaşlığını kullanırsa büyük dezavantajlara uğrar. Hı hı. Orada tıpkı biz Almanya'da nasıl yabancı evet olduğumuz için, yabancıların da yerine getirmesi gereken ön koşullar olduğu için Türkiye'de böyle zorluklarla karşı karşıya kalır. Türk olmasına rağmen vatandaşlığı Almandır. Bunun evet bilincinde olması gerekir. Evet. Ben o zaman sizden son olarak şunları alayım ve seyircilerimizin sorularını ve cevaplarını, evet, sorularını ve elektronik postalarını cevaplamaya çalışalım. Oturum ve çalışma müsaadesi için temel olarak müracaat yerleri hangileridir? Bunlar belediyeye gidebilir, Rathaus, evet, konsolosluk çalışma ateşeliğine gidebilir, buradan bilgi edinebilir. Yabancılar Dairesi'ne gidecek, Ausländerbehörde, evet, İş ve İşçi Bulma Kurumu, yani Arbeitsagentur. Aracı iş kurumu, bunlar da yeni, Arbeitsvermittle bunu çoğu insan bilmiyor, yani devletin yapmış olduğu işsizlerle iş verenlerin arasındaki bir köprü. Göçmen büroları var, bu da yeni. Sosyal danışmanlar var ve de tabii ki avukatlara da başvurabilirler. Bunlar bu oturma ve çalışma müsaadesi için bilgi alabilecekleri yerler. Ama ben oturum almak için nereye, çalışma müsaadesi almak için nereye müracaat edeyim? Evet, bu da önemli. Oturum almak istiyorsa Ausländerbehörde, yani yabancılar dairesine gidecek. Vatandaşlar, yabancılar polisi diyorlar, aynı şey mi? Yabancılar polisi dedikleri de aynı şey. Peki, çalışma müsaadesi için? Orada da iş ve işçi bulma kurumuna. Türkiye'deki gidecekler adı bu, burada da Arbeitsamt. Evet, Arbeitsamt. Çok teşekkür ediyoruz ama şu anda
biz artık sorularımızı esasında sizinle paylaşacağımız konu çok da vatandaşlarımızın enteresan soruları var. Şöyle başlayayım. Reklam arasında seyircilerimiz hem elektronik postamız buraya geliyor, evet, hem de arkadaşlarımız telefonlar alıyorlar. Necmi Vargil Bey, genel anlamda herkesi ifade eden Türkiye'ye kesin dönüşle ilgili bir soru olduğu için alıyoruz. Türkiye'ye kesin dönüş yapan Almanya'da tekrar nasıl oturum müsaadesi alabilir? Önce alabilir mi? Hayır, alamaz. Artık onun oturumu iptal edilmiştir. Sadece vize almasında bazen kolaylık tanınabilir. Geri dönmesi yani, aslında mümkün değil. Önce vize alacak. Geldikten evet, sonra şartları sağlarsa oturum alacak. Aynen. Yani yeni müracaat eden. Ama belki şu var, uzun yıllar kalmışsa bir avantajı olur mu? Olabilir. Yok, duruma göre. Yani aslında vize almada kolaylık görecektir ama yeniden oturum alması için mümkün değil. Yine de orada şöyle bir şey çıkabiliyor herhalde. Yıllardır kaldım vermiyor diyorlar. Vatandaşın buradaki durumları yani sicili, bunlar önemli herhalde. Tabii onlar da önemli. Onlar da çok peki, önemli. Birden Şaban Almanya diyor ki Hartz 4 dediğimiz devlet yardımı var, alıyor. Ve Almanca tabirle Selbstständig dediğimiz serbest meslek yapıyor. Kendisi işverenlik yapıyor. Parasını kazanıyor. Bir sene aldım, daha sonra Selbstständig olabilir mi? Bir sene ben Hartz 4 alsam, şimdi çalışma müsaadesine evet, girecek ama bu kendisi de aynı zamanda Gewerbe dediğimiz iş yeri açma müsaadesi evet, de almış. Yardım aldıktan sonra tekrar açabilir miyim? Yardım aldıktan sonra tabii ki tekrar açabilir yeni bir iş yeri. Yalnız harçlığa dediğimiz işsizlik parası 2'dir. Yani bu bir sosyal yardımdır. Ve bununla beraber süresiz oturum alamaz. Evet. Aynı zamanda süresiz oturum alması için 60 ay içeriği prim ödemiş olması gerekecek. Eğer ki esnaf ise herhalde ödememiştir. Onun için de alamaz. Alamaz. Ama şey olarak Selbstständig için tekrar müracaat edebilir. Bakarlar. Onu harçlığa'dan sonra yapabilir. Bir, yine Almanya'dan bir sorumuz var. 16 senedir Almanya'da olan bir kişi, hatta kendi de çalışmış, Selbstständig, yani iş yeri de açmış ama sınırsız oturum alamıyorum. Neden olabilir diyor. Esasında eksik soğuk şeyler var ama sizce neden olabilir? İşte içeri o primi ödememiştir herhalde belki evet, de. 60 aylık primi. Evet. O olabilir. Geliri belki esnaf olmasına rağmen geliri çok düşüktür belki de. Evet. Sabıkalı olabilir. O ön koşullardan bir tanesi de sabıkasının olmaması. Ve ilginç, çok isabetli söylediniz, biraz geçiyor gibi oluyor. Vatandaşlarımız tam fark edemiyorlar. Ya ben diyor 5 yıl, 6 yıl şirket işlettim, evet, niye vermem? 60 ay dediğimiz evet, o primi ödememek değil mi? Önemli. Tabii, ödemediğiniz zaman gerekecek. Yani mümkün, onu esnafsanız bile, bizim tavsiyelerimiz zaten o her zaman. Esnaf olsanız dahil sigorta kurumuna bazı şeyler, eksik yatırdığında biter, onlar ödenmesi gerekir. Peki. Alman olmak için, siz Alman vatandaşını tavsiye ettiniz de, temel başlıkları Alman olmak için şartlar neler? Şimdi bu yerleşim hakkıyla aşağı yukarı hepsi aynı. Evet. Bunların hepsi yerine getirilecek. En önemli konu şu an Almanca teste tabi tutuluyor vatandaşlar. Hmm. Bunu yani bazen kazanamıyor da, bitirse, kazanamıyor da olabilir. Evet. Kursu da bitirse o teste girecek. Tamam. Tabii diğer ülkelerinde, ülkelerin kendi yabancılar yasası, vatandaşlar geçme yasası geçerli olacak. Evet. Tamam. Alman vatandaşıyım. Fakat iptal oldu. Peki benim bu durumda hakkım nasıl? 6 aydan fazla Türkiye'de kalabilir miyim Türk vatandaşı olarak? Hani bir ara Türk çifte vatandaşlık evet, sıkıntı çıktı. Çok büyük problemler iptal edildi. Yaşandı. Alman vatandaşıyken bir anda vatansız duruma düştüler. Evet. Ne olacak? Bu durumlar çok sık rastlandı son yıllarda da. İlk önce eski oturumu dahi Almanya'da verilmiyor idi. Evet. Alman vatandaşlığa evet, düşürüldüğünde. Bazı mahkeme kanallarıyla eski oturum haline geri dönebilir diye kararlar çıktı. Yani bir nevi süresiz oturum almış olacak. Bir nevi süresiz oturum almış olacak. Eski haline geri dönecek. Türkiye'de bu oturumla da gidip kalabilir ama tabii Altay'a yine dikkat tabii, edecekler. Tabii. Bu konuya da çok, lütfen çok dikkat etsin Türk vatandaşları. Peki yine ilginç, Duldung. Bu konumuzun içerisinde pek bahsetmedik ama Duldung, bunun ne anlama geldiğinde sizden kısaca rica ederim. Duldung esnasında evlendim. Ama yine de oturum alamıyorum. Yani evlendim, ben oturum alacağım evet, diye düşünüyor vatandaş da. Oturum alamıyorum, başka orada da hakkım var mı? Orada da yabancılar yasasının yanlış, bilinçli yanlış uygulaması var. Duldunglu insan mesela irtica olarak gelmiştir. Almanya'ya mülteci, göçmen olarak gelmiştir. Mülteci olarak kalmıştır. Duldung verilmiştir. Bu oturum hakkı değildir yalnız. Yani bu sadece yaşama müsaadesi. Yani diye, bu iltica edenlere verilen bir iltica edenler evet, için. Bu burada eğer evlenirse bayandan doğan haklardan ötürü kendisine oturum verilir. Ama yabancılar yasası bunu vermiyor. Bu muhakkak mahkemeye gitmesi gerekir. Duldung'la sırasında evlendi ama 5 yılı da doldurdu. Hiçbir yasal olmayan illegal bir durumu yok. Muhakkak ona oturum verilmeli verir, ama verilmediğini ben biliyorum. Ve dolayısıyla ya, avukatla görüşüp mecbur çözüm, mahkeme tamam, kanalıyla alınacaktır o. Bilgiler yeterli olmayabilir. Duisburg'dan yine son Türk Taykut Bey söylemiş. Serbest işçi olarak bir yıl oturum vermişler. Sonra evrak eksikliğinden dolayı sınırsız oturum alamıyorum. Sırf bir yıllık, yani hakkım yok mu benim?
Serbest işçi bir yıl oturum vermiş, evrak eksikliğinden sınırsız oturum alamamış. Evrak öyle bir diyor kendisi ama acaba öyle midir? Sadece evrak eksikliğinden dolayı yaparlar mı bunu? Sadece evrak eksikliğinden ötürü de yapabilirler. Bürokrasi dediğimiz, formalite icabı dediğimiz bütün belgeler götürülmesi gerekir. Peki. Yani bir de bir problem daha var, onu kısa söyleyeceğim. Mesela oturumunuz bir yıllık ve siz eğer ki bir yıl bittikten sonra gidiyorsanız, yine yeniden müracaatta bulunuyorsanız, süresiz bile alma şansınız olsa bile verilmiyor. Evet. Çünkü onu oturum bitmeden önce alacaktınız. Yılmaz Bey, biz öğrencilerle ilgili ayrı bir program yapacağız. Fakat öğrencilerle ilgili, onların da tabii oturum çalışmayla ilgili hakları var. Pek fazla değinmedik. Ben bir mail alarak ona göre cevaplanmanızı rica edeceğim. Türk vatandaşıyım. Melisa mailiyle yazmış. Süresiz oturmam var burada. Öğrenciyim. Almanya'da avukat olmam için Alman vatandaşı olmam gerektiği söyleniyor. Doğru mu? Türk vatandaşı olarak Almanya'da bir baraya bağlı olarak avukatlık yapabilir miyim? Meslektaşınız. Hayır, yanlış bilgi bu. Meslektaşınız olacak diyelim. İnşallah, inşallah. Bu yanlış bilgi, Türk vatandaşı dahi olsa avukatlık yapabilir Almanya'da. Peki, ama şu var, Alman vatandaşı olmadan işte doktorluk, öğretmenlik ve avukatlık yapılmaz diye vatandaşların böyle bir düşüncesi var. Bu yanlış, yalnız memuriyet hayatınız devlet olmaz. Devlet memuru olamaz. Devlet memuru olamazsınız. Mesleğini icra edebilir. Tabii, her zaman. Peki. Yine sorularımızı almaya devam ediyoruz. Ahmet Yıldırım Bey, oturma ve çalışma müsaadesi ile ilgili bayağı uzun sormuş ama Berlin'deki Auswärtigamt tarafından uluslararası bir Darmstadt'ta uluslararası bir şirkette çalışıyor. Fakat Berlin'deki Auswärtigamt, yani dışişlerinden bir özel Ausweis, Sonderausweis verilmişler. İş bitiminde almışlar. Pasaporttan da hiçbir oturma ve çalışma müsaadesi yok. Oturum süremiz de bu ayın 20'sine sona eriyor. Ben diyor son bir yıldır iş başvuruları yapıyorum ama henüz olumlu cevap alamadım. Kendi işverenimden 18 aylık süreli işsizlik parası alma hakkım var. Özel sağlık sigortalarımız falan var. Çocuklarımız gimnazyum okula gidiyor. Yani işin sonucu belli değil. 3-4 ay kalacak, bizim durumumuz olan birisi ne yapsın? Temel şey şu, 11 yıldır Almanya'da yaşıyor. Özel bir uluslararası şirkette çalışıyor. Yabancılar Dairesi uluslararası konumdan dolayı özel bir Ausweis vermiş. Ama oturumumuz bitiriyor 20'sinde. İşsizlik parası da aldım. Benim diyor pasaportumda ne oturma ne çalışma müsaadesi var. Ne yapacağım? Evet, bu davaları da ben biliyorum. Burada çok büyük bir problem var. Aslında kendisine oturum hakkı verilmeli ve uzatılmalı. Kendisine benim tavsiyem... Bir avukat kanalıyla ya da şunu yapacak. O hani iş arıyorum, müracaatta bulunuyorum, başvuru bunları yapıyorum tutacak. Diyor ya. Bunların hepsinin ispatlaması gerekecek. Benim ona tavsiyem bir ay içerisinde en azından 20 tane başvuru yaparsa, bunu da oraya makama ispatlarsa oturumunu alacaktır. Ailelerin genelde bu tip soruları sormaları nedir? Çocukları burada diyor. Çocuklarım için liseleri, eğitimlerini burada bitirmelerini istiyorum. Dolayısıyla bunları da belge olarak eklemiş olur. Bir şey daha oraya ilave etmek istiyorum. Buyurun. Son bundan birkaç hafta önce Almanya'da herhalde zannedersem Anayasa Mahkemesi olması gerekir. Böyle çocukların haklarını daha da pekiştirdi, daha fazla hak verdi bunlara. Böyle çocuklar anne ve babasından ayrı Almanya'da oturum hakkı almalıdır diye bir mahkeme kararı var. İnternette bakmalarını tavsiye ediyorum. Melisa isimli yine avukat mesleği hakkında sorulmuş. Süresiz oturumlu bir Türk vatandaşı. Almanya'da hukuk fakültesini bitirdiğinde Almanya'da baraya bağlı olarak avukatlık yapabilir mi? Yoksa Alman vatandaşı olması gerekir mi? Benzer bir soruydu Alman ama... Alman vatandaşları mecbur değil ama baroya mecbur bağlı olacak. Bağlı olacak ve mesleğini icra edebilecek. Evet. Tamam. Evet, avukat şu anda bitirdiği zaman. Vize ile ilgili bir soru var. Yurt dışından da seyredildiği için ben vize ile ilgili alayım kısaca. Mete Yücetaş soruyor. Kızım öğrenci statüsünde. Kuzenim, özür dilerim. Bir yıllık vize ile Malta'da. Acaba bu süre zarfında Almanya'ya gelebilir mi? Bakın, Malta'da oturuyor, Almanya dışı bir ülke. Biz hep Türkiye ile şey yapıyoruz ama Almanya dışında kim gelirse gelsin, göçmen. Sonuçta öğrenci olarak bir yıllık vizeyle orada ikamet etmesine rağmen Almanya'ya gelme imkanı var mı, varsa nasıl? Şimdi bu çok zor bir soru aslında. Aslında gelemez. O Malta'dan eğer bilet alıp gelirse, burada da yabancılar polisi bir şey söylemezse gümrükte tabii ki girer. Zorluğu ama şuradan mı kaynaklanıyor? Değil. Zorluğu. Farklı uygulamalar oluyor. Farklı uygulamalar oluyor. Şimdi Almanya, Malta ile ne antlaşmaları var? Evet, Malta'ya buna bakmak geçen lazım. Hukuk nedir? Bunlar çok önemli. Ama önemli olan Almanya dışındaki bir kişi mutlaka buraya gelirken vatandaş. Ama bir de o bayanın zaten Malta için vizesi ya da oturumu vardır. O Almanya için geçerli olmadığı için, Malta'da Avrupa Birliği olmadığı için. Hatta Schengen'le bile olsa Almanya niçin diyor, sen öğrencisin. Evet. Diğer Schengen ülkesinde orada bile problem yaratıyor ki Malta'da. Haydi. Evet. Devam ediyoruz. Esma Nur Uğur Ergüç Hanım.
Çocuğumun babasından boşandım. Frankfurt'ta yaşıyordum. Çocuğum kreşe yazdırdı. Devletten geçindiğim için Jugendamt kreş parasını ödüyordu. Taşındık. Sonuçta kreş parasını ödemiyor babası. Ve oturduğu ya, babasının oturduğu eyaletteki Jugendamt, çocuğun vekaleti sizin üzerinizde, Jugendamt ödeyecek dedi. Çocuğum kreşini ödeyecek. Ben devletten geçiniyorum. Sonuçta oturumuna da etki edecek bir durum diye ifade ediyor. Peki böyle bir durumda benim ne yapmam lazım diye soruyor. Yani babasından ayrı, boşanmış ve ailenin, bu da mı yine zor ve avukatlık bir durum? Tabii bu da birazcık çelişkili bir olay. Burada Jugendamt, çocuk esirgeme kurumu dediğimiz, tabii ki o çocuğun 12 yaşına kadar nafakasını öder. Evet. Öteki taraftan da beyefendiden, yani ödeyecek olan, mecburi ödeyecek olan şahıstan, babadan tahsil edecek, geri alacak. Bu arada onun tabii ki oturumu aslında tehlikeye girmez ama bir tehlikeye giren bir konu vardır. Savcılığa verilebilir. Şimdi hanımefendi savcılığa çalışmadığı verilir için devletten yardım alıyorum diyor. Tabii işsizlik parasını değil mi onu yazmamış ama devletten geçindiğim için çocuğun kreşin parasını kim ödeyecek? Jugendamt'ın ödemesi lazım o zaman. Jugendamt ödeyecek ama Jugendamt babadan alacak. Evet. Baba eğer ki ödemezse, ödeme imkanı olmasına rağmen savcılığa verilecek babası, ceza bile yiyebilir. Evet. Epey maillerimiz var ama bir reklam arası verelim. Reklamlardan evet, sonra tekrar cevaplayacağız. Sevgili seyirciler, reklamlardan sonra tekrar sorularınızı cevaplamak umuduyla buluşmak ümidiyle efendim.